Sayın milletvekilleri, bugün Guatemala ve Honduras ile uçak seferlerinin başlatılmasına ilişkin uluslararası anlaşmaları konuştuk, onayladık. Tabii ki seferler başlasın, ülkeler arası ilişkilere katkı sağlasın. Ama değerli arkadaşlarım, Guatemala'ya uçulsun diye biz çalışırken bugün Türkiye'nin hiçbir noktasından memleketim Eskişehir'e uçulamıyor. Eskişehir deyip geçmeyin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Yılmaz Büyükerşen'in vizyonu ve hayata geçirdiği projeler sayesinde Türkiye'de ailelerin en fazla seyahat ettiği turizm merkezinden bahsediyorum. Yılda 800 bin kişi Bal Mumu Müzesi'ni, 500 bin kişi Masal Şatosu'nu, 150 bin kişi Bilim Deney Merkezi'ni ziyaret ediyor. 140 bin kişi her yıl bizim Porsuk Nehri üzerinde gondol seyahati yapıyor. 3 üniversitemizde 80 bin öğrenciye ev sahipliği yapan eğitim merkezi, raylı sistemler ve havacılıkta yüksek teknoloji merkezi Eskişehir'imizden bahsediyorum. Benzer şekilde 900 bin hemşerimizde bırakın Honduras'ı, Eskişehir'den şuraya, İzmir'e, Trabzon'a, Diyarbakır'a uçamıyor. Hem de 32 yıllık uluslararası uçuşlara açık yüksek standartta havalimanımız olmasına rağmen. Ağrılı, Vanlı, Samsunlu, alın teri döken emekçilerimiz var Eskişehir'de. Haftada bir memleketlerine uçak konamaz mı? Konmuyor. 250 bin Emirdağlı kardeşimiz var. Haftada iki gün Belçika'ya uçak konamaz mı? Konmuyor. Tarifeli uçak konmuyor. Charter uçaklarında Brüksel ile Eskişehir arasında 500, bilemediniz 600 avroya kendi vatandaşımızı mahkum ediyoruz. Ayıptır, günahtır bu yapılan. Değerli arkadaşlarım, havaalanımızın adı Hasan Polatkan. Bu vesileyle 27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarını rahmetle anıyorum. Darbeciler tarafından idam edilen değerli isimlerden biri de merhum Polatkan'dır. AKP iktidarı Eskişehir'deki Teknik Üniversite bünyesindeki mevcut havalimanımızın ismini onun anısına Hasan Polatkan olarak değiştirdi. Çok da iyi oldu. Ama Polatkan'ı anmak sadece ismini vermekle olmuyor. O havalimanını işler hale, hizmet eder hale getirebilirseniz ancak gerçek anlamda merhum Polatkan'ı anmış oluruz. Ama bakıyoruz yıllardır Hasan Polatkan havalimanımızdan tek bir tarifeli uçak seferi başlatılmış değil. Madem isimlerden başladık, bir başka havalimanımız daha var. Zafer Havalimanı. Ama sadece adı Zafer. Geri kalan tüm... Buyurun toparla. Yurt içinden, yurt dışından herkesin merak ettiği, uçmak istediği Eskişehir'imize tarifeli sefer yok. Zafer Havalimanı'na ise uçak var ama uçan yok. Müteahhide uçmayan yolcunun parası ödeniyor. 2012'den bu yana 10 yılda 46 milyon avro ödendi şirkete. 2044 yılına kadar da 208 milyon avro daha ödenecek. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine devleti soyan bir düzen yok. Değerli arkadaşlarım, yolcu uçmayan bu havalimanının işletmecilerine sağlanan garanti ile yüz binlerce işsizimize istihdam yaratılabilir. İş yapamayan yüz binlerce esnafın kredi borçları silinebilir. Yüz binlerce çiftçimizin bankalarda takibe düşen kredi borçları silinebilirdi. Bakın 2021 yılı için 1 milyon 317 bin kişilik yolcu garantisi verilmiş. Mayıs ayına kadar sadece 61 yolcu uçmuş. Yazıktır, günahtır. Bu durumun izah edilebilir bir yanı yoktur. Değerli milletvekilleri, Honduras, Guatemala'ya hava seferleri başlatabiliyorsak Eskişehir'imizden de Anadolu'nun diğer illerinden de tarifeli uçak seferlerimizi bir an önce başlatılmasını sağlamalıyız. Yüce Meclisimizi